Allah'ım, ancak sana kulluk ederim, yalnız senden yardım dilerim diyecek dilin, cepte milli piyango bileti. Hiç birbirinizi kandırmayın. İşte o zaman senin evlat, benim evlat, elbette ki Noel Baba'nın donuna da girer, iblisin donuna da girer. İlk yıl başında oturacak saat 12'ye vurduğu zaman Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi çığlıklar atarak saniye sayacak, göğe hoplayacak, köçekler, dansözler oynatacak, içki masasını, çilingir sofralarını kuracak, sonra da Müslümanların hali ne olacak? İşte Müslümanların hali bu olacak. Ne olacak? Ecdadımız gibi ne zaman Kur'an'a saygı gösterdik, Kur'an'ı anladık, Kur'an'ı yaşadık, Allah Resulü'nün sünnetini yaşadık, Allah Resulü'nün evlatlarının, torunlarının hayatını öğrenip kendimize kahraman, model, örnek, önder edindik, işte o zaman İslam alemi kurtuluşa ermiştir. Ne zaman Allah'ın ipine, Kur'an'a günde 40 defa İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ayetini namazında okuyan bir Müslüman, Allah'ım ancak sana ibadet ederim, yalnız senden yardım isterim diyen bir Müslüman, bugün nimetin Allah'tan olduğunu unutmuş, rızkı verenin Allah olduğunu unutmuş, nimet ablanın piyango kuyruğunda sıraya geçmiş. Medet ya Allah diyeceği yerde nimet abladan medet ister olmuş. Rabbimin içkiyi, kumarı, dikili taşları, şans oyunları olan piyangoları, şeytan işi birer pisliktir diye bildirdiği halde Müslümanlar bugün hacı abilerimin, hocalarımın oğulları, çocukları piyango bileti için kuyruğa girmiş. Elbette ki yıl sonu gelirken, yeni bir yıl biterken, yeni bir yıl başlarken bağrımız yanacak. Yanıyor. Ne hale geldik? İşte o zaman senin evlat, benim evlat, elbette ki Noel Baba'nın donuna da girer, iblisin donuna da girer. Kendisine Yahudilerin ve Hristiyanların kahramanlarını kahraman edinmeye başlar. Rabbimin Cuma namazı geldiği zaman alışverişi bırakın emrini unutur. İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanların akıl hocalarının Cuma gününü alışveriş günü ilan etmelerinden Cuma bayramını da unutur. Nasıl ki Ramazan ve Kurban bayramlarını unutup tatil köylerinde geçirir hale geldiği gibi yarın Cuma bayramını da unutur. İşte o zaman Rabbim buyurur, İnnel insane lefî husr. İnsan zamanını boşa geçirmek yönünden gerçekten hüsrandadır. Hüsrandadır. Senin ecdadın Bilecik topraklarında İslam'ın sancağını Bilecik'e diken, Anadolu topraklarına diken Şeyh Edebali Hazretlerinin evinde duvarda asılı bir Kur'an var diye 6 saat Kur'an'ın önünde diz çökerken, Kur'an'a edep saygı gösterirken model, örnek, önder edindik, işte o zaman İslam alemi kurtuluşa ermiştir. Ne zaman Allah'ın ipine, Kur'an'a sarıldı Müslümanlar, tıpkı sarmaşığa bir ip bağlarsın,
O ipe sarılınca yükselir. Yükselince çiçek açar. Etrafına koku saçar. Ama o ipten koparıp ayırdığın zaman yerlere serilir. Ayaklar altında ezilir. Çiçeğe kokusu kalmaz. İşte Müslümanlar da şu anda o hali yaşıyor. Ne zaman Kur'an'a sımsıkı sarıldı, Allah'ın ipine sımsıkı sarıldı, topyekün birlik oldu, aradan tefrikayı, ayrılığı kaldırdı, işte o zaman Müslümanlar ayağa kalkacaktır. Yoksa hiç birbirimizi kandırmayalım. Rabbim inşallah cumamız mübarek olsun. Rabbim cumamızı elimizden almak isteyenlere, küffara fırsat vermesin. Rabbim Ramazan bayramlarını, kurban bayramlarını elimizden alıp başka milletlere benzemeyin hadisi şerifini unutup da başka milletlerin bayramını kutlar hale getirmesin inşallah. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.